Aramızda nehirle bu köprü var. Ya siz buraya geçin veya biz oraya geçelim. Diyorlar ki ya biz oraya geçelim veya onlar buraya geçsinler. Emret, buraya geçsinler. Ölüm karşısında bizden cesur değiller. Biz geçelim. Ey Ebu Ubeyd, dikkatli ol Allah adına. Ey Ebu Ubeyd, bunlar kurnazlık yapar ve aldatırlar. Geçişi tamamlayıp safları düzenlememizi bekleyeceklerini de sanmıyorum. Biz zordayken bize baskın yaparlar. Neyiniz var? Korktunuz mu? Geçmekten kaçınırsak bizde bir zaaf olduğunu sanırlar. Dolayısıyla kararlılıkları güçlenir. O da zaferin yarısıdır. Beni dinleyin ve itaat edin. Tutunun! Birbirinize tutunun! Birbirinize tutunun! Birbirinize tutunun! Korkmayın! Durun! Thank you.
Köprünün yanında zafer kazandık. Askerlerimizden 6000'i öldükten sonra. Askerlerimizden 6000'i öldü. Köprünün yanında dar bir yerde Müslümanları sıkıştırdık. Ordumuzun yanına geçmeyi seçmeyip de onları geniş bir arazide karşılasaydık nasıl olurdu? Ondan sonra ne oldu? Neden komutan Behmen ordusunun büyük bir kısmıyla Medain'e döndü? Müslümanlar az ve zaaf içindeyken onların arkasına düşebilirdi ve köklerini kazıyabilirdi. Fakat o arkalarına ordunun bir kısmını gönderdi. Caban ve Merdanşah'la birlikte zafer kazanmak için azdılar ve feda edebileceğimizden fazlaydılar. İşte sonuç budur. Yenilgi zaferden sonra gelip onu sildi ve komutanlarımızın en yetkinlerinden ikisi öldü. Caban ve Merdanşah. Bunun tek nedeni de Behmen'in ordunun büyük bir kısmıyla dönmeyi tercih etmesi ve o uygun fırsatı kaçırması. Köprünün ardında kalan Müslümanların Caban ve Merdanşah'la gönderdiklerime karşı koyabileceklerinden daha zayıf olduklarını tahmin etmiştim. Ve şimdi yanlış tahminde bulunduğun ortada. Neden gerçeği söylemiyorsun ey komutan? Neden demiyorsun ki komutan Rüstem'in sana yazıp hemen ona dönme emrini verdiğini? Bazı komutan ve prenslerin entrikaları olmasaydı yapmazdım. Fakat benim görevim iki savaşa karşı birden tedbir almaktır. Oradaki Müslümanların savaşı ve buradaki krallık düşmanlarının savaşı. Kim bu kastettiğin komutanlar ve emirler? Neden adlarını söylemiyorsun ki çıkıp gidelim, üstlerine çöküp onları öldürelim? Yoksa acaba beni mi kastediyorsunuz? Sen majesteleri kraliçeye karşı benden daha sadık değilsin. İhanetim konusunda kanıtın varsa hemen söyle. Ben de boynumu kraliçenin kararına bırakayım. Bu düşmanlık ve ihtilaf yeter. Neredeyse krallığı yok edeceksiniz. İkinize birlikte güven duydum. Ve ikiniz de bilin ki ne yaparsanız yapın ikinize de aynı mesafedeyim, ayrımcılık yok. Ve tüm bunlar durmazsa tahtı bırakmak istiyorum. Ve sonra ne olacaksa olsun. Perslerin yok olmasının bana mal edilmesini istemem. Mescide bu elbiseyle mi gidiyorsun? Beni örtüp sıcak ve soğuktan korumuyor mu? Beyrul Mal'dan yalnızca iki elbise alabilirim. İkincisi de bunun gibi oldu. İsteseydin üçüncüsü için de arkadaşlarından helallik alabilirdin. Hayır, vallahi yapmam. Fakat ya sen? Namazı evinde kılmıyor musun? Ne istediğimi biliyorum. Cemaatin faziletini ve müminlerin emirinin insanlara verdiği vaazı dinlemeyeyim mi? Gündüz kılınan namazlara gelebilirsin. Gece kılınan sabah ve yatsı namazları dışında. Yoksa bununla beni engelliyor musun? Allah Resulü'nün onayladığını yasaklamak Ömer'in ne haddine? Şöyle demiştir. Allah'ın mescitlerini Allah'ın kadın kullarına yasaklamayın. Önce ben mi gideyim yoksa sen mi gidersin? Doğru olan insanların imamlarından önce mescide gitmeleridir. Ey müminlerin emiri! İnsanlar mihir parasını arttırdıklarından beri evlenemiyoruz. Onlara emredemez misiniz? Ey insanlar! Sizden bazıları mihir bedelinin artışını bana şikayet etti. Gençler bundan sıkıntı çekiyor ve evlilik zor bir hale gelmiştir. Kadınların mihir paralarını 400 dirhemden fazla artırmayın. Soylularınızdan bir soylunun kızı olsa bile. Kim artırırsa o artışı Beytülmal'a alırım. Bunu yapamazsın ey müminlerin emiri. Neden? Çünkü Allahu Teala diyor ki, eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz ve öbürüne yüklerle mal vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve açık günaha girerek mi verdiğinizi geri alacaksınız? Öyleyse nasıl belirlediğin sınırı aşan artışı Beytülmal'a atmakla tehdit edersin?
Kadın doğruyu söyledi. Bense yanlış yaptım. Allah'ım beni affet. Tüm insanlar Ömer'den daha anlayışlıdır. Ey insanlar, ey insanlar! Sözümü geri aldım. Her kim ki istediği ve nefsinin hoşnut olduğu bir şeyi malından vermek isterse, yapsın. Ve Müslümanın yükünü hafifletenin, Allah da yükünü hafifletsin. İşte Abdullah bin Zeyd, Ebu Ubeyde'nin Irak'taki arkadaşlarından. Ne diyeceksin ey Abdullah? Sana haber geldi mi ey müminlerin emiri? Namazdan sonra inşallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah Ebu Ubeyde rahmet eylesin. Bana sığınsaydı Perslerin çokluğunu ve ordusunun azlığını gördüğünde onu korurdum. Sonra insanlarla onunla birlikte gitmelerini söylerdim. El-Musenna ise büyük çabası için Allah onun mükafatını versin. Vallahi nitelendirdiği gibiydi. Adı unutulmuş bir adam değildi. Ve ne de nesebi meçhuldü. İnsanlardan bir insandı. Evet. Irak'ta cihat etti. Kendine destek ulaşmadan önce. Sonra Halid'in bayrağı altında savaşmaya razı oldu. Sonra da Ebu Übeyd'in bayrağı altında. Ve hiçbir gün kendine komutanlık istemedi. Perslere karşı cihada ilk koşan oydu. Vallahi onu yüzüstü bırakamayız. Bizden yardım istemişken ona yardım edelim, destek güç gönderelim. Ve ordu üstüne orduyla, hatta gerekirse kendim ona giderim. Cihat çağırıcısını her mevkideki ve her evdeki Arap kabilelerine göndeririz. Ülkeyi 10 yıl yönetmem konusunda anlaşmıştık. Sonra gözlerden kaybolan Kisra Abruhiz soyundan birini arayacaktık. Bana bildirildiğine göre onlardan sağ kalanlardan biri Kisra Abruhiz'in Yezdeçart adındaki torunudur ve Şehriyar'ın oğludur. O da kardeşi Şiraveh'in öldürdükleri arasındaydı. Ancak annesi onu kaçırıp Astahar'da dayılarının yanında sakladı. Kisra neslinden ve Sasanilerden yaşayan son erkek odur. 10 yılı beklememeye karar verdim. Anladım ki komutanları ve tüm diğer insanları Kisra zürriyetinden güçlü bir erkek dışında kimse birleştiremeyecektir. Benim gibi bir kadını tercih etmek istemiyorlar. Eğer Kisra tahtına sahibi oturursa ve insanlar da onun üzerinde anlaşırlarsa, bunlar da tahta çıkma şanslarının olmadığını anlayıp başka şeylere yönelirler. Savaş, savaştan başka bir şey değil. Uğraştım. Perslerin kaderinden ve krallarının mirasından başka hiçbir amacım yoktu. Fakat buradan elimden geldiğince idare ediyordum. Asker, teçhizat, dünyanın hazineleri ve Pers'in 1000 yılı aşkın anlı şanlı mirası ellerimin altındaydı. Ve orada,
uzakta, Müslümanların memleketinde. Fakirlik ve sahra topraklarında. Çadır ve kerpiç evlerde büyük emirleri ve o halife dedikleri oturduğu yerden planlıyor. Ve beni yenmiş olduğunu şimdi kabul ediyor. Unutulmayı ve çekilmeyi hak ettim. Beni yenen o adamı şu iki gözümle görmeyi çok isterdim. Nasıl bir adam olduğunu bilmek için. Askerleri ve komutanları mı onunla yendi? Yoksa o mu onlarla yendi? Yoksa her ikisi de mi? Acaba hangisi? Ey çocuk, beni de kendinle taşımaz mısın? Müminlerin emiri, ey müminlerin emiri, hadi bin. Hayır, sen bin, ben de senin arkanda binerim. İnsanlar beni önde, müminlerin emirini de arkamda görmesinler. Beni yumuşak yerde taşımak, kendinde sert yere mi binmek istiyorsun? Bin, dinle ve itaat et. Müminlerin emiri. Müminlerin emiri. İndir beni. Hadi işine git. Ama işini bitirinceye kadar bekleyeyim. Seni benimle taşıyayım. Allah sana ikram etsin. Hadi git, Allah işini rast getirsin. Annen doğurduğundan beri senin için en hayırlı gündür. Keşke anlayabilseydin. O müminlerin emiridir. Müminlerin emiri. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bu otluğa ve sadaka develerine bakmaya geldim. Ne yapıyorsunuz? Emrettiğin gibi ey müminlerin emiri. Hiçbir deve sahibini bu otlaktan yasaklamıyor. Ve insanlar arasında ayrımcılık yapmıyorsunuz. Otlamada ve sulamada hepsi eşittir. Böyle güzel. Çünkü o tüm Müslümanların malıdır. Sadaka develeriyle insanların develerine yetiyor mu? Evet, şimdiye kadar. Suya gelmelerini düzenliyoruz. Fakat sadaka devesiyle insanların develeri artarsa otlak onlara dar gelir. Ya o toprak? Bilal bin El Haris'in toprağı. Resulullah'ın ona tahsis ettiği toprak. Oraya ekin ya da hurma ekilmemiş. Geniştir. Bilal bir kısmını ekti, bir kısmını da bıraktı. Hepsini ekmesi kolay değil. Nerede olduğunu bul ve onu bana gönder. Müminlerin emiri. Ey müminlerin emiri. Vallahi ey müminlerin emiri. Bu rüzgarın düşürdüğü. Ne elimle kopardım ne taşla düşürdüm. Yemin ederim. Yalan söylemedim. Adın ne? Sinan bin Seleme el Huzeli. Ey müminlerin emiri. Çocuklar şimdi yanımda. Ve benimle olanları alacaklar. Vallahi. Hayır. Yürü benimle, seni ailene götüreceğim. O hurmaları ne yapıyorsun? Kendim, annem ve kız kardeşim arasında paylaştırıyorum. Adil bir şekilde mi? Adil bir şekilde. Vallahi adil bir şekilde. Vallahi tek tek sayıyorum. Fazla yemin ettiğini görmüyor musun? Yemin sayılmaz ey müminlerin emiri. Allah bunun hesabını sormaz. Kim öğretti sana bunu? Annem. Namazı hep mescitte kılar ve bana Kur'an'ı ezberletiyor. Bu hayırlı bir annedir. Senin ona itaat etmen
ve iyi davranman gerekir. Yine de dilini yemine alıştırma. Günah işlemezken tam tersi olabilir. Yaparım ey müminlerin emiri. Bu aramızda bir söz mü? Evet, söz vallahi. Unuttum. Vallahi unuttum. Ancak babanı zikretmedin. O Irak ordusundandır. Gerçekten mi? Müminlerin emiri nasıl tüm halkını hatırlasın? Benim hissemden ey müminlerin emiri. Kendi hissenden mi bana veriyorsun? Hı-hı. Sadece bir tane. Bir hakikat evinin yemeğinin bereketinde o evde bir mücahit, hayırlı bir eş ve inşallah mübarek bir çocuk var. Anneni çağır. Beni duysun. Çağırıyorum. Anneciğim. Anneciğim. Müminlerin emiri. Oğlum bir kötülük mü yaptı? Bilakis ona çok iyi terbiye vermişsin ey Allah'ın kulu. Ve yalnız kaldığını öğrendim. Neler yaparsın? Bir ihtiyacın var mı? Biz iyiyiz ey müminlerin emiri. Allah'ın lütfuyla rızkımız paylaştırdığınızdan geliyor. Kendimi çocukların babası yaptım ey Allah'ın kulu. Ve mücahitlerin kadınlarının kocalarının yokluğunda alışverişte kandırılmalarını istemedim. Kadınlardan bir şey satın almak isteyen olursa oğul veya kızlarından istediklerini benimle göndersinler. Onlar için ihtiyaçlarını pazardan satın alırım. Senin de bir ihtiyacın var mı? Esselamu aleyküm müminlerin emiri. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Pazarcılardan memnun musun? El Şifa bint Abdullah görevinin başındayken hiç kimse sahtekarlık yapmaya cesaret eder mi? Ve müminlerin emiri de Ömer bin Hattab iken. Yalnız kalan kadınların oğlan ve kızlarını seninle görüyorum. Müminlerin emirinin adeti olduğu üzere. Aramızda paylaşalım mı? Bazılarıyla ben olurum, bazılarıyla da sen olursun. İhtiyaçlarını satın alırsın ve bu iş senin için uzamaz. Kim El Şifa ile gider ve kim benimle kalır? Seninle. Vay size. Ben pazarın sahibi El Şifa olduğum halde bana razı olmuyorsunuz. İşte ve sen ki insanların sertliğinden ve heybetinden bahsettiği Ömer'sin. İstersen de ki kabalığından bahsettikleri. Bu senin kendi hakkındaki niteleme ve ben ona inanmıyorum. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Beni istemişsin ey müminlerin emiri. Otur ey Bilal, otur. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den istediğin ve sana tahsis ettiği toprak. Ne oldu? O toprağın hepsini ekebildiğini sanmıyorum. Evet, çok uzun ve geniş bir topraktır. Öyleyse bak, gücünün yettiği kadarını elinde tut. Yapamadığını ve gücünün yetmediğini de bize ver. Müslümanlar arasında bölelim. Vallahi yapmam. Resulullah'ın bana tahsis ettiği bir şey. Biliyorsun ki Resulullah kendinden istenilen bir şeyi esirgemezdi. Ekmen için sana tahsis etti. Ondan yersin ve yedirirsin diye. Sadakası da Müslümanların fakirlerine gider. Amaç budur. Toprağa ekmekte aciz kalırsan amaç ortadan kalkar. Ne sen ondan yiyorsun ne de ondan insanlara bir faydan oluyor. Bununla zulüm ediyorsan beni düzeltin. Hayır, vallahi zulüm etmedim. Senin hakkında kararlıyım. Dediğimi yapmalısın. Bu iş bitmiştir.
Bazılarımız hala Sezar tarafından bir ordunun gelip bu kadar aydan sonra bu kuşatmayı çözmesini mi bekliyor? Evlerdeki ve pazarlardaki erzak tükenmek üzere. Fistas davanesini ne ilgilendirir hazinelerini doldurup açlıktan kurtulduktan sonra? Bu kuşatma ne kadar sürecek? Müslümanların zorla girip bize savaş hükmünü uygulamalarını mı bekleyeceğiz? Eğer sonuç kaçınılmazsa... Nefsimiz, ailelerimiz ve mallarımızın güvenliği konusunda onlarla barışmamız daha doğru değil midir? Ne dersiniz? Benim korktuğum şey eğer Rumları yenerlerse ülke halkının dinlerine gönüllü olarak katılmalarıdır. Nitekim bu başlamıştır. Zorlanmadan insanın kendi dinini seçmesinde ne kötülük olabilir ki? Eğer Arap Müslümanlara karşı Rumlarla işbirliği yaparsak, Rumların zulmünü kabul edip Müslümanların adaletini reddedersek ve bu sadece insanların dinlerini gönüllü olarak seçmelerini engellemekse, işte bu zorlamadır. Senin seçtiğin ne? Evet. Bu kuşatma başlamadan önce İslam'ı kabul ettim ve İslam'ın mesajını bana tebliğ edildi. Eğer bu beni nezdinizde kötülüyorsa, istediğinizi yapmakta serbestsiniz. Fakat aileme yaptığım nasihatı size de yapıyorum. Hadi, ikiniz ilerleyin. Hadi, ikiniz ilerleyin dedim. Bu ikisi ne yaptılar? Bırakın beni. Benden uzak durun. Bir şey yapmadım ben. Bırakın beni. Bırakın dedim. Ben bir şey yapmadım. Bu ikisinin düşmanla işbirliği yaptıkları kanıtlanmıştır ve cezayı hak etmişlerdir. Yaptılar mı? Ne mi? Yapmışlar mı? Bu ikisi casusluk yapıyorlardı. Bunların cezaları ölüm olmalıdır. Eşhedü en la ilahe illallah ve Muhammeden Resulullah. Yeter! İkisini de bırakın. Onlar bizim milletimizdendirler. Ve aleyküm selam. Ey müminlerin emiri, benim senden bir isteğim var. Ben senin halkındanım. Allah seni benden başkalarına nasıl halife kıldıysa bana da halife kılmıştır. İsteğin ne? Borçlandım fakat ödeyemiyorum. Borç sahibi de beni sıkıştırıyor. Borcun ne kadar? 100 dirhem. Onunla kızımın çeyizini yapmıştım. İhtiyacın giderilecektir inşallah. Fakat insanlar İslam dinine girmişken seni engelleyen ne? Ben yaşlı bir kadınım. Ömrümün sadece az bir kısmı kaldı. Sen nasıl istersen. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Estağfirullah. Estağfirullah. Ey Ömer, ne yaptın? Neden istiğfar ediyorsun müminlerin emiri? Yaşlı bir Hristiyan kadın. Benden bir isteği vardı. Ve ihtiyacını giderdim. Fakat onu İslam'a davet ettim. Fakat onu zorlamadın, öyle değil mi? Bana muhtaç olduğu için kabul etmesinden korktum. Ey müminlerin emiri, bu niyetine bağlıdır. Ameller niyetlere göredir. Allah'ım zorlamadım, sadece yol gösterdim. Allah'ım zorlamadım, sadece yol gösterdim. Bununla birlikte içimde yaptığımdan dolayı bir şey var. Allah beni affetsin.
Kaç, uzaklaş. Neden onu bize göstermiyorsun? Beni onun arkadaşlığına layık görmüyor musun? Gün güzel ve sakin, bahçeler dolu. Ve biraz masum eğlenceden başka bir şey istemiyoruz. Razı olursan güzel bir vakit geçiririz. Güzeller sohbetimizden pişman olmayacaklardır. Bizde kulakları eğlendiren ve kalpleri mutlu eden güzel, eğlenceli ve zarif espriler var. Ey genç, vazgeçmeyecek misin? Kuşlar ötmekten, nehirler akmaktan, arılar çiçeklere konmaktan ve sürmeli kirpikler... ...zavallı tutkun aşığın kalbine oklarını fırlatmaktan vazgeçinceye kadar. Ne halde olduğumu görüyorsun, bana merhamet etmeyecek misin? Genç ezigerdin şiddetli aşk, tutku, hicran ve yoksulluktan öldüğünü öğrenmen seni mutlu edecek mi? Yoksa güzelin kalbi yok mu? Bakıyorum başına bir bela gelmeyince çekilmeyeceksin galiba. Bela mı? Kim başına getirecek? Sen mi? Rica ediyorum yap. Hayır, bu ikisi. Kim bu ikisi? Hayır, bu ikisi ne? Hanımefendi bize emredin. Ona ne yapalım? Sadece onu yolumuzdan uzaklaştırın ve ona zarar vermeyin. Tamam tamam, ben uzaklaşırım, ben uzaklaşırım. Fakat sakalın ve bıyığın nerede? Aa, evet, hadım. Onun için gencin aşktan ölmesinin anlamını idrak etmiyorsun. Fakat gencin terbiyesizliğinden nasıl öldüğünü idrak ediyorum. Cezasını alıncaya kadar hiç kimse majesteleri krala bir şey yapmasın. Majesteleri kral? Yüce kralım Yezdigerd, bin Şehriyar, bin Kisra, Abruiz. Şunu görüyor musun? Sanki yolları kısalmış yolcu gibiler. Hadi gidip bir durumlarına bakalım. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Yaklaşayım mı? İyilikle yaklaş veya bırak. Ne oluyor bu çocuklara? Ağlayıp sızlıyorlar. Açlık.
Peki bu tenceredeki ne? Su, uyusunlar diye onunla susturuyorum. Bizimle Ömer arasında Allah var. Ey kadın! Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Ömer durumunu nereden bilsin? Başımıza geçip sonra bizi göz ardı ediyor. Ey Allah'ın kulu, sıkıntım bitti. Bekle, sana bir şeyle döneyim. Ben de karıştırayım. Böyle değil. Az az dök. Ben de karıştırayım. Ki un bir kıvamda karışsın. Topaklanıp birbirinin üstüne binmesin. Harire böyle yapılır. Az az dökeyim de soğusun. Gel. Ey oğul, gel. Ye, ye. Yiyin. Hadi ye. Ey adam, Allah hayrını versin. Sen bu yaptığınla müminlerin emirinden daha iyisin. Hayırlı bir şey söyle. Yarın gün doğunca müminlerin emirine git. Beni de orada bulursun. Sana bir pay tahsis edersin.